Arkadaşlar yeniden merhaba. Tam ekrana geçelim. Yine geldik nereye biliyorsunuz. Evet. Tamam güzellerim. Falçata İsmail geri dönmüş. Evet. Kalem nerede? Kalemi aldık. Şimdi arkadaşlar tabii yine toksik ilişkileri konuşacağız falan böyle. Toksik ilişkileri konuşacağız. İşte böyle birkaç tane kavramdan, kelimeden bahsedeceğim. Böyle bitirmeyi planlıyorum. Böyle terapi yapar gibi bir etkisi olduğu için beni rahatlatacağını, belki izleyenlerin de rahatlatacağını düşünüyorum. Bir yaş grubu olarak tabii ki böyle hep yakınlaşma, uzaklaşma dönemindeyiz. Yani böyle duygusal olarak doyum yaşamamız, ilişkilerimizde arkadaşlarımız da olsun. Böyle bak ne kadar doyurucu bir ilişki görüyor musun? Yani arkadaşlarımız olsun, sevgililerimiz, eşlerimiz de olsun. Yani artık geleceği büyümeye başladık yani çocukluktan yetişkinliğe. Çocukluktan ilk çocukluğa, ilk çocukluktan bebeklikten çocukluğa, çocukluktan ergenliğe, ergenlikten yetişkinliğe, ilk yetişkinlik, orta yetişkinlik falan yaşlılığa doğru giden serüvenimizde tabii İsmail, Falçata İsmail geri dönmüş. Evet bu toksik ilişki. Seni sağ bırakıyorum. Falçata İsmail'in geri döndüğünü herkese anlatasın falan. Bak mafya raconu kesmiş. Anlat lan kime anlatıyorsan anlat diyor da bu sonra söyle diyor. Bu da diyor ki ben asosyal bir kişiyim ya pek çevrem yok benim diyor. Kime anlatırsan anlat diyor bu da diyor ki sıralamayı yanlış okumuşum. Aynen karikatürü okurken genellikle önce soldan sonra sağa sonra aşağıya doğru gidiliyor demek ki böyle de bir çizim yapılmış. O da çiçeklerine demiş ki biliyor musunuz güzellerim Falçata İsmail geri dönmüş falan. Çok yani değişik bir yani böyle fotoğraf ararken böyle bir karikatür buldum. Konuyla alakalı sadece ismimle alakalı diye ama kullandım yani. Toksik ilişkiyi de böyle anlatıyor belki de böyle bir şeyler göstermiş olduk. Toksik ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri mesela. Meselamkin arkadaşlık ilişkileri ve sevgili ilişkileri falan. Hayvanlarla ilişkilerimiz falan. Hayatın zorluklarıyla, sınavlarla ilişkimiz, patronuyla ilişkimiz, böyle bir sürü mobbing yaşayabiliyoruz yani işte. Öğretmen mobbinglerini de geçen anlatıyordu mesela. Öğretmenin işte çalışkan öğrencileri öne alması, tembel öğrencileri arkaya alması tabii bir mobbing olabiliyormuş. Arka plana atıyor, göz önünde tutmuyor. İşte bazı öğretmenler öyle yanlış davranışlarda bulunabiliyormuş. İşte Adem Güneş'ten dinlemiştim yani. O şekilde anlatıyor. Eğitimde tabii böyle yanlışlar yapılabiliyormuş yani. Eşitlik falan sağlanabilmeliymiş yani öğrenci eğitirken. Yani buraya bir daha basarsam buradan. Bir daha basarsam kalemden çıkıyor. Bak buradan video açıyor. Böyle videoyu indirip böyle buraya ekleme şansımız falan olabiliyor da tabii ki öğretmen olarak da bunlara dikkat edilmesi gerekiyor işte öğrencinin okulla ailesi arasında kalmasını falan anlatıyordu yine. Aklıma gelmişken o videodan da bayağı etkilenmişim demek ki. Burada anlatırken onu da anlatasım ki. Toksik tabi böyle nükleer patlama, radyasyon falan gibi hani bazı ilişkilerin ne kadar çok sarsıcı yani ilişkiler doğurduğunu falan. Bu nükleer patlamalardan doğan çocuklar sakat doğuyor, insanlar şöyle oluyor. İlişkiler gittikçe kötüleşiyor yani. Böyle bir kelebek etkisi gibi bir şey oluyor. Bir küçük kötülük büyüyor gibi bir şey oluşuyor. Aynen tabii böyle ilişkilerde bir ihmal oluyor mesela bir zamanların bu da çok sevilen küçük bir ayısıymış ama ayıcık böyle çok sevilen pofuduk bir ayıcıkmış eskimiş kenara bırakılmış böyle bir ihmal ilişkilerde ihmal yaşanabiliyor mesela yani burada da vefa bozdası var ya da vefa İstanbul'da bir semt ismi diye böyle bir laf sokma şeklimiz falan var hatta yazdım direkt vefa yazdım tam tersinden nankör çıktı falan yani.
Yani vefalı olmak lazım falan filan işte saygı. Mesela saygı yazdım, böyle bir fotoğraf buldum falan. Saygı yani. Bir ilişki olması lazım. Saygı olması için de bir ilişki olması lazım. Sevgi. Evet yani. Böyle boyutları vardır. Hani en kötüsü saygılı olmaktır, vefalı olmaktır, sevgi olması. Yani geçmişten geleceğe geldiği zaman sevginin o hali vefa oluyor falan. Hiç yani sevemiyorsanız bile saygı duymayı ihmal etmeyin diyorum. Yine günlük ahlak bilgisi dersimiz başladı yani falan. Tabii arkadaş tutumları arasında ikinci kötü özellik, birinci kötü özellik ihmalse ikincisi de reddedici davranmaktır. Yani hem ihmal edip hem reddedici davranıyorsunuz, gerçekten çok kötü bir konumdasınız. En azından ihmal ediyorsanız bile karşı tarafı onaylayın. Birey olarak sen varsın, iyisin. Güzel davranışı hak ediyorsun. İyi davranışları hak ediyorsun şeklinde yaklaşabilirsek iyi olabilir. Ha, bir onaylayıcı davranış vardı, bir de destekleyici davranışlar vardı. Yani, ya burada da bir görsel vardı ama kaybolmuş galiba. Almanya'ya mı gitmiş? Görsel kaybolmuş işte ya. Görselim kayboldu. Siz mi aldınız görselimi falan? Yani böyle destekleyici. Neredeyim şu an? Ha. Şu an ben neredeyim yani? Şu kırmızı ucu çok küçük olduğundan bulamadım. Hani böyle bir iki kişi var. Böyle bir iki kişi var. Bu buna mesela destekleyici omzuna koyuyor elini. Yönetici destekleyici tutuş falan var. Onaylayıcı olun, destekleyici olun ve şifacı olun. Şifacılık tabii fedakarlık noktasında yine üst düzey. Bazı insanlar karşı tarafa hasta olduğunu düşünüyor ve iyileştirmek istiyor, mesela ilişkilerinde, şeylerinde iyileştirici olmak istiyor. Eğer bu şifacı özelliğimiz varsa, mesela bazı kadınlar için mesela kadının şifacı özelliği var. Erkek geliyor, hasta gibi davranıyor, saygısız davranıyor, öfkeli davranıyor. Kadın da mecbur bu şeye giriyor yani, şifacı şeyine giriyor. Onları şifalandırmaya çalışıyor. Çünkü satmıyor yani. Normal insan satmıyor, hasta insan satıyor falan. Hatta bir ünlü kadın da, manken bir kadın da öyle demişti yani. Ben kimsenin rehabilitasyon merkezi, şifacısı, bilmem ne, psikiyatrisi değilim yani. Ben ilişkimde sağlam insan isterim gibi bir tutuş sergilemişti yani. Birçok kadın bundan uzak bir şekilde, hasta böyle seri katil falan seven tipler de var galiba. Neyse ya, benim toksik ilişkiler kavramlarım bitti. Yani onlara söyleyin, Falçata İsmail geri dönmüş diyeceğim de. Yani böyle bir şey arkadaşlar. Hiç olmazsa saygı gösterin yani, ihmal ettiyseniz bari saygı gösterin, ihmale kadar düştüyseniz. Hani ihmal ettiyseniz hiç olmazsa karşı tarafı reddedici davranmayın yani, zaten ilişki yok yani ortada. Bari reddedici davranmayın. İhmal ettiyseniz zaten bir ilişki kalmamıştır. Karşı taraf adınızı pek hatırlamıyor olabilir yani. İhmal ettiyseniz reddedici davranmayın diye bütün kötü özelliklerden uzak durun diyebilirim. Mesela işte bencillik, işte diğergamlık gibi de kavramlardan da bahsedilebilir. Yani bu tabii reddedici ilişkilerde olduğu gibi arkadaşlık ilişkilerinde tepkisellik de var. Mesela ilişkilerde iki kişi, bunu yazarak mı anlatsam acaba? Neyse, yazarak anlatayım. Evet. Çıkar. Evet arkadaşlar, şimdi bunu yazarak anlatmaya çalışacağım. Nasıl yazacaksak. Evet. Yazalım. Mesela ilişkilerinde de donukluk var. Donukluk yazdım. Bir de ne tepkisellik var. Mesela çok karşı tarafa bir şey söylediğiniz anda onun tepkisi nasıl oluyor gibi bir şey oluşuyor. Böyle. Ha. İki kişinin şey var. Bu adam gelip bir şey söylüyor. Karşı taraf donuk tepki veriyor. Ya da tepkisel, aşırı böyle tepki veriyor, ya da olağan normal bir şekilde tepki veriyor. Bazıları bomba gibi oluyor falan ilişkide. En ufak şeyde patladın mı, bilmem ne mi oldu falan, çok hızlı. Böyle aynı bazı insan ilişkilerinde karşı taraf böyle sanki konuşmuyorsun da karşı tarafın altına odun atıyormuşsuncasına böyle tepkisel insanlar olabiliyor. Ya da böyle
Yani karşı taraf hani ihmal olarak algılayabiliyor. Yani işte adam kendi düz hayatını yaşıyor. Karşı taraf onu ihmal olarak algılayabiliyor ya da karşı tarafın fikirleri değişiyor. Bir dönem bakıyor ki arkadaş arıyor böyle. Bir bakıyor ki bu arkadaşlık bana uygun değil, bana uymuyor. Yani hani benim zevklerim farklı, ben farklı bir insanım. Bunlarla arkadaşlık yapamayacağını, ilk çocukluğunda insan herkese arkadaş olmak istiyor, dünya güzel olsun falan istiyor. Bir bakıyor ki işte bazı insanlar resim seviyor, bazı insanlar müzik seviyor, bazı insanlar futbol seviyor. Şimdi sen futbolu bırak gel müzik yapalım, ne yapacaksın futbolundan falan yani. Kaba oyun falan filan diyemezsin ya. Diyemezsin, herkesi kendine göre bırakıp saygıyı elden bırakmayacaksın. Tepkisellik ve donukluk. Bir şey daha ekleyecek olursam ne eklerim acaba? Hadi bakalım, ekle bakalım. Tepkisellik, donukluk. Ha, aile. Bir sayfa daha ekleyelim. Ha. Bir de ailede böyle olaylar var. İşte ailede reddedici, koruyucu aile, demokratik aile gibi kavramlar var. Öğretmenlik okursanız bu kavramları da görebilirsiniz. İlişkilerinizde aile ilişkisinin de insanın psikolojisinde, o psikolojinin de işte diğer hayatımıza karşılıklı belirleyicisi vardır. Birbirini etkiler. Birbirini etkilerken diğeri de öbürünü etkiler. Öbürü de gelir tekrar en birini etkileyebilir falan yani. Demokratik davranmakta çocuğunuz varsa yani yaş grubuna göre değişiyor da yani seçenekleri azaltarak hani alışverişlerinizde falan 3 tane seçenek sunun. Yani bütün komple olayı ona bırakmayın. 3 tane seçenek sunun. Bir tanesini o seçsin, seçmeyi öğrensin. Seçmenin sorumluluğunu öğrensin falan. Hani elbise alırken de böyle davranın falan diyorlar. Çocuklara özgüven gelişimi açısından iyi olabiliyor. Etken çocuklar yetiştirmiş olabiliyoruz. Daha bunu da yazalım hadi. Etken ve edilgen çocuk yetiştirmek falan. Yani aktif pasif şeklinde böyle bir etkileri mümkün. Neyse, teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim. Şöyle bir tekrar yaptığımız zaman işte ha bak bu buraya gitmiş bak. Ha bu. Bak destekleyici tutum burada buldum. Tamam, teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim. Şifacılara selam yani. Çok da abartmayın şifacılar. Süngerleme olabilir. Süngerleme diye de bir kavram varmış. Onu da açıklayayım mı? Dur. Süngerleme kavramı. Ha. Süngerleme. Evet. Süngerleme kavramı. Buradan da bir tane sünger çekiyorum. Hadi bakalım çevrim içi resimler. Resimler yüklenirken bekleyin. Resimler. O piti piti karamele sepeti yani. Heh. Ya buradan arayalım. Ne diyeceğiz? Sünger. Yani şifacılar bazen süngerleme yapabiliyor. Yani karşı tarafın ilişkisin, karşı tarafın duygularını, kötü enerjisini sünger mi yani bunlar? Sünger Bob çıktı. Hadi bunu ekle badem, ekle. Sünger Bob olsun bak, süngerleme, şifacılıkta süngerleme. Karşı tarafın kötü enerjisini çekerseniz böyle süngerleme yapabilirsiniz. Sünger Bob gibi. Ne süngerlemeydi? Şifacılıkta süngerleme. Aynen. Şifacılık. Evet, birlikte slide böyle hazırlamış gibi olduk. Şifacılıkta süngerleme yani. O yüzden sınırlarınızı iyi belirleyin. İnsanın bazen sınıra ihtiyacı vardır. Sınırlara dikkat edelim falan deyip bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine sonun sonuna geldik yani. Aynen. Ver şeyi. Ver müziği. Neyse, daha çok video eklemeye çalışacağım müzik. Ne olur Türkiye olmasın falan diye videolar şeyler var ya hani. Ne olur Türkiye olmasın falan. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim tekrardan.